Değerli 7. sınıf öğrencileri merhaba. Bu videomuzda sizinle sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. Sorularımız arasında boşluk doldurma, doğru yanlış ve eşleştirme soruları vardır. Ayrıca bir de çoktan seçmeli sorularımız var. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir? Tabii ki bu empati. 2. Bir ya da birden çok kişinin herhangi bir konu üzerine anlaşamadığı zaman ortaya çıkan gerginlik halidir. Nedir bu? Tabii ki çatışma. 3. Gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basın ve yayının yasaklanmasına denir. Tabii bu sansürdür çocuklar. 4. Osmanlı Devleti'nde asker ve yönetici olarak görev yapmak üzere Hristiyan ahali arasından erkek çocuklarının seçilmesi ve yetiştirilmesidir. Devşirme ya da devşirme sistemi. 5. Kabuklu piyadeleri içindeki en önemli ocaktır. 3 ayda bir ulufe adı verilen maaş alırlardı. Bunlar da kim tabii ki? Yeniçeri ocağı. Doğru yanlış sorularında 6. Medya araçlarının kamuoyu oluşturmada hiçbir etkisi yoktur. Hayır, tabii ki vardır. 7. Karşımızdaki kişiye söylemek istediklerimizi açık, net ve doğru anlaşılacak şekilde ifade etmeliyiz. Kesinlikle. 8. Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu'da ve Balkanlarda çok güçlü devletler vardı. Evet, doğru. 9. Osmanlı Devleti 1299 yılında Söğüt'te 1. Murat tarafından kurulmuştur. Hayır. Osman Bey tarafından kurulmuştur. 10. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti'nde yükselme dönemi başlamıştır. Evet, bu da doğru. Eşleştirme soruları arkadaşlar. 11. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu'daki göçebe Türkmenleri yerleştirmesine verilen addır. Tabii ki bu iskan politikasıdır. 12. Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Tabii ki arkadaşlar bu divan ya da divan teşkilatı. 13. Mısır'ın alınmasıyla Osmanlı Devleti'nin eline geçen ticaret yoludur. Tabi baharat yolu arkadaşlar. 14. Akdeniz'in bir Türk gölü haline gelmesini sağlayan deniz savaşıdır. O da tabii ki Preveze Deniz Savaşı'dır. Ve 15. Osmanlı Devleti'nin fethettiği yerlerde uyguladığı ılımlı yönetim politikasıdır. Bu da tabii ki istimalettir. On altı. Sağlıklı bir iletişim kuran kişinin dikkatini karşısındaki kişiye verme, konuşmacıyla göz teması kurma, konuşmacının duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışma gibi tutumları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A. İyi bir dinleyici olduğunun. B. Etkili konuşabildiğinin. C. Ön yargılarıyla hareket ettiğinin. D. Alaycı tepki gösterdiğinin. Tabii ki göz teması kurması, dikkatini karşısındaki kişiye vermesi. Bu iyi bir dinleyicinin özelliklerindendir. O yüzden cevabımız A seçeneği. 17. Anayasa 20. maddesi herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Aşağıdakilerin hangisinin bu maddeye uygun bir davranış olduğu söylenemez. A. Televizyonda eğlence programı hazırlamak. B. Maç sonunda sporcularla röportaj yapmak. C. Bir sanatçının evine giren çıkanları izlemek. D. Telefon ile programa izleyici bağlamak.
Şimdi burada bir sanatçının evine giren çıkanları izlemek özel hayatın gizliliğine müdahaledir. O yüzden cevabımız C seçeneği. 18. soru, aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerini örnek olarak verilebilir? A. Toplumdan kopuk bireylerin sayısının artması. B. Ülkeler arasında kültürel alışverişin artması. C. Bilgilerin her yere hızlı şekilde ulaştırılması. Ve D. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha dinamik olması. Şimdi olumsuz dediği için B, C ve D şıklarında daha çok olumlu yönlerine örnek verilebilir. Ama toplumdan kopuk bireylerin, yani asosyal bireylerin, içe kapanık bireylerin sayısının artması, bu olumsuz bir örnektir. 19. Etkili bir iletişim için iyi bir dinleyici olmak önemli etkendir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özellikleri arasında yer almaz? A. Konuşmacı ile göz teması kurar. Evet, bu yer alır. B. Dinlerken vereceği cevabı kafasında tasarlar. Hayır, bu iyi bir dinleyicinin özelliği arasında yer almaz. C. Konuşmacıyı yargılamadan dinler. Evet, kesinlikle böyle bir davranış gereklidir. Ve D. Son sözü söylemek için çaba göstermez. Evet, yine bu da özellikler arasındadır ama B değil. 20. soru, Osmanlı Beyliği'nin yurt edindiği topraklar Bizans İmparatorluğu'nun büyük kent ve kasabalarıyla komşuydu. Önemli ticaret yolları üzerindeki bu şehirler ile yapılan ticaretten Osmanlı Beyliği önemli gelir elde ediyordu. Yukarıda yapılan açıklamaya göre Osmanlı Devleti yurt edindiği topraklar onlara hangi alanda avantaj sağlamıştır? Ticaret yolu diyorsa, ticaret yolu üzerinde önemli gelir elde ediyorsa tabii ki cevabımız B şıkkı ekonomik olacaktır arkadaşlar. 21. Divan toplantılarında alınan kararlara ve diğer belgelere padişahın imzası demek olan tuğrayı çekmekle görevlidir. Ayrıca fethedilen yeni toprakların gelirlerine göre devlet görevlerinin dağıtımını yapardı. Yukarıda açıklaması verilen divan üyesi aşağıdaki hangisidir? A. Defterdar, B. Kazasker, C. Nişancı, D. Şeyhülislam. Arkadaşlar, özellikle padişahın tuğrası, yani bir nevi imzası anlamına gelen tuğrayı çekmek, yani tuğrayı fermanlara basmakla görevli kişi tabii ki nişancıdır. 22. Osmanlı devlet zamanında fetihlerde gaza ve cihat anlayışı temel alınmıştır. İslam dinini korumak ya da yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaşa gaza adı verilir. İslam dini uğruna yapılan savaşa cihat adı verilmektedir. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin gaza ve cihat anlayışı doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenemez. A. Koyunhisar Savaşı ile Bizans'ın yenilgiye uğratılması. B. Karesuvar Beyliği'nden Balıkesir'in alınması. C. 1. Kosova Savaşı'nda Haçlıların bozguna uğratılması. Ve D. Bizans'ın elinde bulunan Bursa'nın alınması. Şimdi gaza ve cihat anlayışı daha çok Müslüman olmayanlara karşı yapılan bir savaş olduğu için burada özellikle Koyunhisar Savaşı ile Bizans, 1. Kosova Savaşı ile Haçlılar ve yine Bizans'ın elinde bulunan Bursa'nın alınması gaza ve cihat anlayışıdır. Ama Karasoğulları Beyliği yine Müslüman bir devlet olduğundan onlarla yapılan savaş gaza ve cihat anlayışında değildir. O yüzden cevabımız B seçeneği. 23. Osmanlı Devleti'nde denizcilik faaliyetleri hangi beyliğin alınmasıyla başlamıştır? A. Germiyanoğulları, B. Candaroğulları, C. Karamanoğulları ve D. Karasoğulları. Osmanlı Devleti'nde denizcilik faaliyetleri Karasoğulları Beyliği'nin alınmasıyla başlamıştır. Cevabımız D seçeneği. 24. Osmanlı Devleti egemenliği altındaki tüm millet ve dinlere büyük bir saygıyla yaklaşmış, hiç kimseye ayrımcılık yapmamıştır. Osmanlı'nın uyguladığı bu nokta nokta ile gayrimüslimler de Osmanlı yönetiminden memnun kaldığı için Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda kalıcı olmuştur. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? A. İskan politikası, B. Hoşgörü politikası, C. Tımar sistemi, D. Gaza ve cihat anlayışı. Arkadaşlar, bu ayrımcılık yapmaması, bütün dinlere eşit bir şekilde yaklaşması hoşgörü politikasıyla alakalıdır. Cevabımız B seçeneği. 25. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun'un danışman meclisi olduğunun kanıtıdır? A. Divan toplantılarının sabah namazından sonra başlaması. B. Divanda son sözün padişaha ait olması. C. Divan Orhan Bey zamanında kurulmuş olması. D. Divanın günümüzdeki Balkanlar kuruluna benzemesi. Şimdi baktığımız zaman divanda evet kararlar alınıyor, görüşler sunuluyor ama son sözün yine padişaha ait olması bu Divan-ı Hümayun'un sadece danışma meclisi olduğunun kanıtıdır. O yüzden cevabımız B seçeneği. 26. Orhan Bey dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin eğitime önem verdiğini gösterir? A. Divan Teşkilatı'nın oluşturulması. B. İznik, İzmit ve Bursa'nın alınması. C. İznik'te ilk Osmanlı Medresesi'nin açılması.
de karesi oğullarına son vermesi. Şimdi eğitim deyince Osmanlı Devleti'nde medreseler ve Enderun aklımıza gelir. O yüzden C seçeneğinde İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması eğitime verdiği önemi gösterir. 27. soru arkadaşlar. Karşımızdaki kişiyi suçlayan bir konuşma şekli olan sen dilinde cümleler sürekli ikinci tekil şahısa göre kurulur. Aşağıdakilerden hangisi sen dili kullanmanın sonuçlarından biridir? A. Suçluluk hissettirmez. Hayır, tam tersine suçluluk hissettirir. B. Anlaşmazlıkları azaltır. Hayır arkadaşlar, anlaşmazlıkları artırır. C. Karşı tarafı savunmaya yönlendirmez. Hayır, karşı tarafın savunmaya çekilmesine sebep olur. D. Kişiye anlaşılmadığı hissini verir. Evet arkadaşlar, D seçeneğindeki gibi kişiye anlaşılmadığı hissiyatını verir. Arkadaşlar, sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.